hattı 0532 493 1336. Size bir sorum var. Başımıza icat çıkarma diyenleri bile gururlandıracak teknolojiler üretebilir miyiz? Öyle bir üretiriz ki. Bugün mühendislerimiz bu topraklarda dünyanın en son teknolojilerini üretiyor. Hem de sen mi kurtaracaksın bu memleketi diyenlere inat. Gururla. Yerli üretimin gururuyla Türkiye vesellenmeye devam ediyor. İyi akşamlar sayın seyirciler. Meltem TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündemden öne çıkan gelişmelerle ana haber bülteninde karşınızdayız. Sayın seyirciler, Fethullahçı çetenin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri içinde tarihin en büyük FETÖ temizliği yapıldı. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile 149'u general ve amiral, 1099'u subay ve 436'sı assubay olmak üzere toplam 1684 asker ordudan atıldı. Fethullahçı Cunta'nın darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tarihin en büyük temizliği yapıldı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın katıldığı ve 5,5 saat süren toplantıdan sonra ihraç kararları açıklandı. İhraç kararları OHAL kapsamında yayımlanan kanun hükmünde kararname ile ilan edildi. Buna göre kanun hükmünde kararname ile 149'u general ve amiral, 1094'ü subay ve 436'sı astsubay olmak üzere toplam 1684 askerin ordudan atılması kararı verildi. İhraçların komutanlıklara dağılımı ise şu şekilde oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 87 general, 726 subay, 256 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 32 amiral, 59 subay, 63 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığı 30 general, 314 subay, 117 assubay. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 358 general ve amiral bulunduğu dikkate alındığında 149 general ve amiralin ihraç edilmesi TSK'nın komuta kademesinin %43'ünün tasfiye edilmesi anlamına geliyor. Atamalara ilişkinde İhraç edilenler arasında darbenin lideri olduğu iddia edilen yaş üyesi eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'le birlikte darbe girişimine katıldığı iddia edilen 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti de bulunuyor. Genelkurmay karargahında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve diğer komutanların nehin alınmasında önemli rol oynadıkları öne sürülen Tümgeneral Mehmet Dişli, Korgeneral Metin İyidil, Korgeneral Yıldırım Güvenç, Korgeneral İlhan Talu, Korgeneral Selim Ulusoy, Tuğgeneral Mehmet Parti Göç, Harp Akademileri Kurmay Başkanı Tümgeneral Nevzat Taşdeler, Özel Kuvvetleri ele geçirmeye çalışırken öldürülen Tuğgeneral Semih Terzi, Tümgeneral Kubilay Selçuk, Sahil Güvenlik Komutanı Tümgeneral Hakan Üstem, Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'nden Tümamiral Bekir Sıtkı Cebeci, İncirlik Komutanı Tümgeneral Bekir Ercan Manla, Akın Öztürk'ün damadı Pilot Kurmay Yarbay Hakan Karakuş da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki ihraçların yer aldığı ilk kararnamede yer almayanların ikinci kararname ile ihraç edilecekleri öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Kurmay Albay Ali Yazıcı, Havacı Yaveri Erkan Kıvrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Emir Subayı Yarbay Levent Türkkan, Özel Kalem Müdürü Yarbay Hakan Öcal gibi isimler ilk kararnamede yer almadı. Bu isimlerin ikinci kararnamede yer alacağı öğrenildi. İhraç edilenler bir daha devlet memuriyeti yapamayacak, rütbeleri de alınacak, pasaportları ve pilot lisansları iptal edilecek, lojmanları 15 gün içinde boşaltacaklar. Güneydoğu'da terörle mücadele eden komando tugaylarından 6'sının komutanı ihraç edildi. Havada vurucu güç olan Anajet üst komutanlıklarından 8'inin komutanı, denizde de Karadeniz, Akdeniz ve Ege bölge komutanları da ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan büyük tasfiye tüm dikkatlerin çevrildiği Yüksek Askeri Şura toplantısından hemen önce geldi. Merakla beklenen şura toplantısı ise bu sabah Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapıldı. Son yılların en kritik ve ilklerle dolu Yüksek Askeri Şurası Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapıldı.
Şura ilk kez genelkurmay yerine sivil bir adres olan Başbakanlık'ta yapıldı. Şu anda görüntülere yansıyor. Yaş üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Her yaş toplantısı öncesi gerçekleştirilen Anıtkabir ziyaretinde bu kez dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Bu yıl yaş üyesi komutanların emir subaylarının yer almadığı görüldü. Başbakan Yıldırım Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından Anıtkabir özel defterini yazdı. Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğun Türkiye Cumhuriyeti'ni daima yüceltip, istiklal ruhuna sadık kalarak ülkemizi istikbale, emniyet ve güven içinde taşıma azmindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de demokrasiye ve milli iradeye sadakatle bağlı olarak ülkemize hizmet etmeye devam edecektir. Türkiye, 15 Temmuz gecesi ikinci bir kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmıştır. Şura üyeleri daha sonra toplantı için Çankaya Köşkü'ne geçti. Toplantının başladığı sıralarda iki kritik istifa haberi basına yansıdı. Yaş üyeleri Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İhsan Uyar'la Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu istifa etti. İki komutanın istifasının Genelkurmay Başkanı tarafından istendiği ifade ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın ilk kez başkanlık ettiği yaş toplantısında Fikri Işık da Milli Savunma Bakanı olarak ilk kez yer aldı. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösel'e katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilenlerin arasında yer alan eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Hudutin'in yerine atanan Temel, masadaki Korgeneral rütbeli tek isim oldu. Fethullahçı Junta'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tarihi öne çekilen toplantının gündemi emeklilik ve terfi işlemleri. Evet, şimdi ise bir telefon bağlantımız var. Telefon attığımızda Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından gazeteci yazar Sayın Zühtü Kazancı hattımızda. Sayın Kazancı, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Yüksek Askeri Şura toplantısında kararlar alındı ama henüz yayınlanmadı. Bu noktada ilerleyen saatlerde de kararların ne olduğu kesinleşecek. Ve bu arada da Çankaya Köşkü'nde de Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda şura toplantısı gerçekleştirildi. Toplam 1684 asker ordudan atıldı. Bunlar general, amiral, subay ve asubay olmak üzere 1684 kişi. Şimdi Türkiye bu sorunları biliyorsunuz zaman içerisinde, hatta bu 15 Temmuz'daki olaydan sonra araştırılan, basına yansıyan ayrıntılara baktığımızda bir askeriye eğer öğrenci seçerken sınav skandallarının maalesef bu konuda bir hayli fazla olduğunu gördük. Hatta bir komutanın, daha doğrusu bu darbe yapmaya çalışan komutanlardan birisinin 89 yılında şifre skandalıyla işte okulu kazandığı ve ardından da bulunduğu göreve geldiği noktasında bir bilgi de basına yansımıştı. Bundan sonra acaba Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eleman alınırken, asker alınırken dikkat edilecek mi? Ve bu temizlikle daha güçlü bir Türk Silahlı Kuvvetleri yapılandırılabilir mi? Ne dersiniz? Yani bunun yapılması hayati önemde zorunlu. Bugüne kadar ne yazık ki bu yapılanmaya yaklaşık 30-35 yılda, belki çok daha geriye gidebiliriz. Silahlı kuvvetlere değil, sadece bütün devlet kalemlerine veya üst düzey kademelere sızma konusunda ne yazık ki tolerans gösterildi. Ama silahlı kuvvetler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucu gücü, aynı zamanda kollayıcı gücüdür. Bu sebeple en çok dikkat edilmesi gereken, en hassas olunması gereken yer Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bunun mutlaka artık bunun iyi bir ders haline getirilip, biz bundan iyi bir ders çıkarıp
Bundan sonra en azından tamamen liyakat esasına dayalı, artık bu çocuklanmaların hiçbir şekilde yapılanmaları hiçbir şekilde müsaade etmeyecek şekilde bir atama ve sınav sisteminin mutlaka getirilmesi zorunlu. Liyakat esası sadece askeriye de değil, bütün kademelerde, devlet kademelerde tamamında mutlaka. Hele hele o üç kurullar var. Türkiye zaten üç kurullarla idare edilen bir ülke neredeyse. Üç kurulların özellikle tamamında ciddi şekilde liyakat esasının gözetilerek atamaların yapılması çok çok zorunlu. Artı sınav sistemlerinin mutlaka dışarıdan müdahaleye tamamen kapalı ve ciddi şekilde denetime açık şekilde yapılması lazım. Şeffaf şekilde yapılması lazım. Yani bu adalet mülkün temel bir ilkesini zaten olmazsa olmazı bir unsur. Yani adalet mülkün temeli, adalet devletin temeli demek. Evet. Adalet demek hak eden hakkını vermek, yine hak eden izlesini vermektir. Hak eden hakkını vermek istedik. Her kadına uygulanması zorunda. Askeriye de hele çok önemli. Bunu uygulanmadığı zaman bu kadar önemli olacağını, devlet temellerini sarsılacağını işte bu ay içinde beraber gördük. Evet. Peki şunu sorayım size. Askeriye'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde maalesef Amerika Birleşik Devletleri ile uzun zamandan beri bir... Bu bekleniyordu. Askeri şurada önce de... Bu yapılarda tamamen askerimizden, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kalmış olsun şu ana kadar. Bundan sonra da bir yapılarda hiçbir olsunlar. En ufak hiçbir vermeyecek şekilde yapılması gereken tamamen Türk Cumhuriyeti Devleti'nin de peki. Son bir sorum olacak. Türkiye sanırım teknik bir sıkıntı var. Evet, biz Zühtü Bey'e çok teşekkür edelim. Bir daha sonraki bağlantımızda kendisiyle tekrardan değerlendirmelerini alacağız. Kendisine şimdiden teşekkür edelim. Evet, devam edelim bültenimize. Dün gece yayınlanan kanun hükmündeki kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı içlerine bağlandı. İşte düzenlemenin ayrıntıları. Olağanüstü hal kapsamında yayınlanan son kararname ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tamamen İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Artık bu iki kurumun savaş halleri dışında Türk Silahlı Kuvvetleri ile bir bağı olmayacak. Jandarmanın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması ile birlikte askerlerin kıyafetlerinde de değişikliğe gidilecek. Jandarma memur statüsünde sayılarak kıyafeti askeri kamuflajdan ayrılacak. Düzenlemenin ayrıntılarını İçişleri Bakanı Efkan Ala anlattı. Jandarmayı, sahil güvenliği tamamen İçişleri'ne bağlıyoruz. Bu ne demek? Bu aslında nereye bağlı olduğundan ziyade o önemli, sivil idareye bağlı olması. Aynı zamanda gücün bölünmesi demek. Jandarma ve sahil güvenlik tabii. Artık İçişleri Bakanlığı'nın ühtesinde atamalar da dahil olmak üzere. Tabii. Yarısıydı her şimdi atamalar. Her şeyini aldınız. Bütün tabii. Sorumluluk her sizde. Sivil iradede daha doğru. Öte yandan Bakan Ala, polis kendi kullanacağı kadar ağır silah edinecek. Polisin ağır silahları da olacak. Vardı daha önce, 28 Şubat'ta aldılar, dedi. Evet, biraz önce Sayın Zühtü Kazancı ile bağlantımız vardı. Şimdi bağlantımız düzeldi. Sayın Kazancı, şunu da sormak istiyorum. Hoş geldiniz tekrardan yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Bir kesinti oldu. Evet, bir kesinti oldu. Şimdi tekrardan devam edelim. Türk Silahlı Kuvvetleri biliyorsunuz bazı eğitimler noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nde üst düzey subaylar Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alıyordu yanlış bilmiyorsam. Çok ciddi bir askeri anlamda da işbirliği var Amerika ile ve Amerika'nın NATO üsleriyle Türkiye'de de varlığı var. Çok ciddi bir iç içe geçmiş bir askeri varlık ve çalışma. Bu artık bu NATO'nun Türkiye'deki varlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki varlıkları ileride zaten şu anda da problem oluşturuyor. İleride daha büyük problemlerin kaynağı olmaz mı? Artık NATO'dan ayrılmanın Türkiye'deki Amerikan varlıklarının Türkiye'den gönderilmesi gerektiği
zorunluluğu kendini göstermiyor mu, ne dersiniz? Ve işbirliği kapsamında hem İsrail ile hem Amerika ile olan istihbarat işbirliklerinin artık kesilmesi, bitirilmesi gerekmiyor mu? Çünkü bu güvenlik açığı oluşturuyor bir noktada, biliyorsunuz. Bunu 15 Temmuz'un arka planında yabancı istihbarat örgütlerinin payı olduğuna dair çok güçlü deliller var. O yüzden neler söylemek gerekir? Bu dediğiniz çok çok doğru. İstihbarat konusu, özellikle oradan başlayayım, gerçekten çok önemli. Bakın, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, hatta Sayın Genelkurmay Başkanı ve MİT, bunların tamamı 15 Temmuz darbesinden, darbe girişiminden haberlerin olmadığını ya da çok geç haberlerin olduğundan hep bahsettiler. Bunun sebebi ne olabilir? İstihbaratımızın adeta iç içe geçtiği, işte İsrail istihbaratı, Amerikan istihbaratı, NATO'ya bağlı ülkenin istihbaratlarıyla beraber hareket ettiğimiz için, oradan aldığımız istihbaratlar doğrultusunda faaliyet gösterdiğimiz için, yani doğal olarak da bunların arkasında bu güçler olduğu düşünüldüğüne göre haberimizin olmaması son derece normal. Şimdi bunun Allah korusun çok daha vahim bir kalkışmada, çok daha büyük bir kalkışma organize edilse geleceğimiz noktayı düşünün. Bunun bize ciddi bir ders olması lazım. Yani bunların arkasında bu güçlerin olmadan sadece Amerika'daki Fethullah Gülen'in liderliğinde bir nasıl diyeyim, yapılanmayla, istihbaratla diyelim, böyle bir darbe girişiminin yapılmasına imkan ihtimal yok. Zaten darbenin beyinlerinden, beyin komutanlarından bir tanesinin daha darbeden bir ay önce, bir haftalığına Amerika'ya gitti. Darbeden iki gün önce gelmek üzere tekrar ikinci kez Amerika'ya gittiği yönünde haberler de basına yansıdı. Yani bunlar da olayın hangi boyutta olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Yani mutlaka istihbaratımıza ve artık az önce bahsettiğiniz gibi askeri işbirliği yaptığımız devletlere, unsurlara çok çok dikkat etmeniz lazım. NATO'nun şu anda İsrail'i korumak, Büyük İsrail Devleti'nin kuruluşunun önünü açmak dışında hiçbir fonksiyonu kalmadı ki. Biz hala NATO'yla beraberiz. Evet. Türkiye NATO'nun üstü, NATO'nun merkezi. NATO'nun adeta silahlı kuvvetleri, kendi silahlı kuvvetlerimizin NATO'nun silahlı kuvvetleri. Öncü kuvvetleri haline getirme çabasındayız ki bu çok vahim neticeler doğuracak bir iş birlikteliği. Bunun yerine bizim üzerimizde hesabı olmayan ülkelerle bunu çok çok daha rahat yapabiliriz. Evet. Hemen yanımızda Rusya var, İran var. Evet. Doğu ülkeleri var, yine askeri açıdan gerçekten çok güçlü olan. Çin var. Evet. Bunları zaten mutlaka göz önüne almamız lazım. Kesinlikle, ve en büyük tehlikelerden bir tanesi de belki de Türkiye'nin dışına belki çıkacağız ama hatırlarsınız geçen aylarda da kendini göstermişti bir İslam ordusu. İşte Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin ve Katar'ın oluşturduğu bir İslam ordusu ifadesi kullanılmıştı. Ve bu da aslında İsrail'e karşı değil, diğer İran ve diğer Şii ama Müslüman ülkelere karşı yapılacak saldırılar noktasında bir NATO'nun, Amerika'nın planladığı bir İslam ordusu. Bu zaten tehlikenin en büyüklerinden bir tanesi. Hem Türkiye'nin yara alması hem Müslüman kardeşlerimizin yara almasına yol açabilecek büyük tehlikeli bir NATO planı ve projesi. Bu da aslında NATO'dan bir an önce çıkmanın da en büyük gereklerinden biri olsa gerek. Değil mi sizce? Çok doğru. Ya o bahsettiğiniz ordu ciddi bir noktaya geldi. Yani azından fikri açıdan kağıt üzerinde ciddi bir noktaya gelmişti ama şu anda inşallah sadece durdurulmayıp tamamen rafa kaldırıldığını temenni ediyoruz. Bu çok çok vahim bir netice. Yani şu anda Orta Doğu'da yaşadığımız vahametin sebebi ne, üzüntümüzün sebebi ne? Müslüman Müslümanı öldürüyor. Biri ben din adına, İslam adına öldürüyorum diyor. Öbürü din adına kendini savunurken ölüyor. Evet. Şimdi bunu artık ülkeler bazında belli bir noktaya getirme çabası, bahsettiğiniz İslam ordusu, Allah muhafaza. Bunun yani neticeleri tahmin etmek bile istemiyorum, düşünmek bile istemiyorum. Peki. Sayın Kazancı, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Sayın Üzüklü Kazancı bizlerle birlikteydi. Devam edelim. Olağanüstü hal kapsamında yayınlanan kararnamelerle Fethullahçı terör örgütünün medya ayağına da büyük bir darbe vuruldu. Kanun hükmünde kararname ile FETÖ ile bağlantılı 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayın evi ve dağıtım kanalı kapatıldı. Bu kuruluşların mal varlıklarına da el konuldu.
Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına büyük darbe geldi. Kanun hükmünde kararname ile FETÖ ile bağlantılı 3 haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayın evi ve dağıtım kanalı kapatıldı ve mal varlıklarına da el konuldu. Kararname ile listede yer almayan gazete ve TV'lere de bakan onayıyla kapatma yolu açıldı. Kapatılan televizyon kanalları şunlar: Barış TV, Bugün TV, Can Erzincan TV, Dünya TV, Hira TV, Irmak TV, Kanal 124, Kanal Türk, MC TV, Mehtap TV, Merkür TV, Samanyolu Haber, Samanyolu TV, SRT TV, Tuna Shopping TV ve Yumurcak TV. Burç FM, Kanal Türk Radyo, Aksiyon Dergisi, Sızıntı Dergisi, Nokta Dergisi, Cihan Haber Ajansı, Muhabir Haber Ajansı, SEM Haber Ajansı, Işık Yayınları, Kaynak Yayınları ve Nil Yayınları da kapatılan yayın kuruluşları arasında. Kapatılan gazetelere gelince, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle çoğu yerel 45 gazete kapatıldı. Kapatılan gazeteler arasında Millet, Bugün, Meydan, Özgür Düşünce, Taraf, Yarına Bakış, Yeni Hayat, Zaman ve Today's Zaman da yer alıyor. Evet sayın seyirciler, bir telefon bağlantımız daha var. Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Sayın Yusuf Karaca telefon attığımızda. Sayın Karaca hoş geldiniz. Hoş bulduk Hürrem Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Evet, Fethullah Gülen'in medya ayağına da kilit vuruldu. Biraz önce saydığımız 3 haber ajansı, 16 televizyon, radyo, gazete, dergi ve yayın evleri bu noktada kapatıldı ve mal varlıklarına da el konuldu. Bu noktada neler söylemek gerekir, ne dersiniz? Evet, nihayet Türk milleti büyük bir tehlikeyi anladı diyelim. Siyasiler anladı ama ağır bir faturadan sonra keşke 20 yıl gibi bir zaman evvelden beri Profesör Doktor Haydar Başbey'in Türk milletine ve de siyasilere yapmış olduğu uyarılar dikkate alınsaydı. Eğer alınmış olsaydı bugün bunlar yaşanmayacaktı. Ne istedikler de vermedik efendim ifadesiyle maalesef her şeyin verildiğini, öyle ki sadece arsa, tarla, bahçe, okul yeri, yurt yeri vesaire değil. Ne yazık ki görüyoruz ki uçak, helikopter bile verilmiş. Yani daha doğrusu almışlar. İktidarın iktidar yakını bir gazeteci, daha doğrusu ismini verelim, efendim Sayın Selvi demişti ki ne istediniz de verilmedi, işte şu kadar bakanlığınız var, şu kadar genel müdürlüğünüz var, efendim şu kadar vekillik verildi sizlere vesaire, böyle sıralamıştı hatırlanacak olursa. Ve Türkiye bugünlere geldi. O gün yapılan uyarılar dikkate alınmadığı için Türkiye bugün büyük bir bedel ödedi, ödemeye devam ediyor. Allah Türk milletini ve devletini korudu. İyiler hürmetine yeniden, yani son anda elde tutuldu diyelim. Yani görünen bu. Ama dün uyarılar dikkate alınmadığı için yapılan hatalardan dolayı bugün ortaya bu sonuçlar çıktı. Peki bugün yapılan hatalarla yarın ne gibi faturalar ödeyeceğiz ve ne gibi sonuçlar ortaya çıkıyor, çıkacak? Bunu hiç düşünüyor muyuz? Mesela efendim elbette paralel yapı adıyla bir terör örgütü devletin birçok birimine girmiş. Ta Kozmik Oda'ya girilmesinin bugün anlıyoruz ki o gün belgeleri alanlar aldı. Ve biz o gün de devletin Kozmik Odası'na girildi. Devletin sırlarını ele geçirdiler. Bu buraya efendim sokulan bu hakimin yüzünde yüz görmüyorum, görmüyoruz diye kendi aramızda espri yaptık, gülüştük. Yani bu adam ne diye buraya girdi? Bütün bunların hepsinin düzmece olduğunu bugün anlıyoruz, görüyoruz. Ve bu darbe teşebbüsünden önce, çok önceleri jandarmanın genelkurmaydan ayrılması gerektiği konuşuluyordu. Yani ortada bir darbe yoktu. Yine
Genelkurmay'ın Savunma Bakanlığı'na bağlanması gündemdeydi. O tarihlerde henüz bir darbe söz konusu değildi. Aslında bugün de ne yazık ki alınan önlemlerin göstermelik ve de eskiden yapmak isteyip de yapamadığı, yapılamayanların bugün bu darbe vesilesiyle yapıldığını da görmekteyiz. Yani asker savaşamayacak bir duruma getirilirse ne olacak? Yani bildiğimiz kadarıyla bir devletin ordusu o devletin muhafazası için vardır. Yani askerliğin tanımını değiştirdi iktidar. Efendim bu askerler işte filan maddeyi değiştirelim, bu maddeyi gerekçe göstererek anayasanı bilmem kaçıncı maddesini değiştirelim, bu maddeyi gerekçe göstererek darbe yapıyorlar filan. Halbuki hiçbir darbe kanundan bir yetkiyle yola çıkmaz ve görüyoruz ki kimseyi takmadılar, takmıyorlar. Yani siz bunun başına sivil koysanız ne olur, asker koysanız ne olur. Önemli olan elbise filan değil, önemli olan kafadır. O kafaların nereye bağlı olduğu. Ama iktidar bence şu anda çok daha dikkat etmeli. Yani geçmişte yapılan hataların bu FETÖ terör örgütüne nasıl yaradığını bugün görüyoruz. Pardon yanılmışız, bizi kandırdılar demek de yetmiyor. Bugün de acaba bazı hatalar yapılarak yine bu FETÖ terör örgütüne mi yarıyor diye iyi düşünmek gerekir. Bakın kimse bu örgütün zihniyetini sorgulamıyor. Kimse bu örgütün nasıl bir düşünce sistemine sahip olduğunu sorgulamıyor. Nedir? FETÖ terör örgütü deniyor. Tamam, doğru. Bu terör örgütü. Yani bu hangi düşünceden besleniyor? Mesela bunlar Allah'ın kitabını mı okuyorlardı? Kur'an mı okuyorlardı? Hadis mi okuyorlardı? Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Bu insanlarda vatan duygusunun olmadığı belli. Ama şimdi görüyorlar. Halbuki biz yeni mesaj olarak yıllar öncesinde bu insanlarla çok ciddi bir mücadele verdik. Bu terör, FETÖ'nün Türk milletini Hristiyan yapmak istediğini belgeleri ve delilleriyle ortaya koyduk. Profesör Doktor Haydar Başbey, dini bütünlüğümüzün milli bütünlüğümüz olduğunu efendim yüzlerce konferansta tüm Türkiye'yi gezerek anlattılar. Dinler arası diyalogda maksadın din olmadığını, asıl hedefin Türk vatanı olduğunu 20 yıl önce söyledi Profesör Doktor Haydar Başbey. Şimdi hal böyleyken mesela bugün bakıyoruz, halen bu sorgulanmıyor. Mesela iktidar dinler arası diyaloğu yasakladı mı? FETÖ terör örgütü Vatikan'ın Türkiye'de dinler arası diyaloğun bir numaralı sorumlusu ve de sivil ayağıdır. Peki bugüne mesela çıkarılmış gazete, dergi vesaire bunları yasakladık. Dinler arası diyaloğu yasaklıyor muyuz? Çünkü dinler arası diyalog mesela bu örgüt yine efendim okullarda çocuklarımıza dağıtılan din dersi kitaplarını bu örgütün hazırladığı kamuoyunun malumu. Bunu da yine biz yeni mesaj olarak ilk defa ortaya koyduk ve anlattık. Bu din dersi kitaplarında hatırlanacak olursa çocuklarımıza İslam'la ilgili olmayan birçok şey anlatılıyor ve FETÖ'nün dini anlatıldı. Şimdi FETÖ'nün dininde peygamber yok. FETÖ'nün dininde Allah yok. Bizim bildiğimiz, inandığımız Allah değil. Bunlar üç dine hak diyorlar. İlahi dinler diyorlar. İbrahim'i dinler diyorlar. Nerede bu el kaldırarak efendim vahiden üstündür akıl diye el kaldıran abantçılar? Mesela bu abantı yapanlar kimlerdi? Müslüman kadını Hristiyanla evlendirenler kimlerdi? Bakarsak bunları yeni mesajın 20 yıllık mücadelesinde görürüz. Yani bu milleti Hristiyan yapmaya çalışan bu FETÖ örgütünün bugün nasıl vatandaş kendini tankların önüne atıyordu? Yeni mesaj camiası da aynen bu akıma karşı, Türk milletini Hristiyan etmeye çalışan bu FETÖ'ye karşı
ne yazık ki tek başına bir mücadele verdi. Ve yalnız bırakıldılar. Çok ağır bedeller ödedi bu camia. FETÖ'nün memurlarıyla FETÖ cezaları ödedik. Birçok arkadaşlarımıza trafik kazası süsüyle cinayetler işlediler. Biz yalnız bırakılmıştık. Türkiye'de mevcut bütün partileri Profesör Doktor Haydar Başbey uyardı. Heyetler gönderdi. FETÖ tehlikesine dikkat çekti. Asıl mevzunun vatan olduğunu söyledi. Bakın, meclis bombalandığında vatandaş anladı ki bu FETÖ'nün hedefi vatanmış. Adamlarda vatan kavramı yok. Seccademi serdiğim yer vatan demişti FETÖ'nün gazetecisi. Seccadeyi zaten serdiniz Amerika'ya. Seccade işin kılıfı. O zaman ne istiyorsunuz bizim vatanımızdan? Türk milletinin bugün dahi bu örgütün tehlikeleri hakkında detaylıca bilgilendirildiğini asla düşünmüyorum. Çünkü dinler arası diyalogla FETÖ'nün bu ülkede dinleri ve imanları nasıl patlattığını bu millet halen bilmiyor. Bu millet halen görmüyor. Çünkü millete farklı şeyler gösteriliyor. Ankara'nın Sayın Belediye Başkanı FETÖ'nün arkasında SİHA var diyemiyor da cin var diyor. Yani sormak lazım Sayın Melih Bey'e, acaba bu Arınç'la kavgalarında Ankara parsel parsel verildi demişti Arınç. Onun iddiası, benim iddiam değil. Acaba bu parsel parsel cinlere mi verdiler? Nereye verdiler? Evet. Ha şimdi bütün bunları kamuoyunun bilmesi, değerlendirmesi gerekiyor. Yani Türkiye bugün bu tehlikeyle karşı karşıya iken ve de halen tehlike geçmiştir diyemiyorlar yetkililer. Bakın, Amerika ile birlikte hareket etme derdindeler. Halen şu andaki Obama yönetimini emin olun kötüleyerek güya Amerika'ya karşı çıkıyorlar ama yeni bir başkan geldiğinde o yönetime selam çakacaklarından hiç şüphem yok. İnşallah böyle olmaz. Evet. Bundan sonra yani biz burada iktidara yol göstermemiz gerekiyor. Ve o da şudur, bakın Rus akademisyenler, bilim adamları konuşuyorlar. Türkiye ile Rusya'nın müttefik olması gerekir deniyor. Bu FETÖ örgütü Türkiye'de darbe yaptığı gibi yıllardır Türk Cumhuriyetlerinde de okullar açmıştı vesaire. En az bir 10 yıl önce Putin bunların Amerikan ajanı olduğunu söyledi ve hepsini sınır dışı etti. Kovdu oradan, okullarını kapattı. Türkiye keşke örnek almış olsaydı. Yani biz bir devletin FETÖ'yle, yani ABD'nin FETÖ'yle yapmış olduğu bu terör faaliyetinden, bu NATO FETÖ darbesinden sonra gidip bir başka devletin kucağına oturmaktan söz etmiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Türk milleti kendi değerlerini bilmeli, kendi bilim adamlarına sahip çıkmalı. Yıllardır Türkiye'nin toprakları üzerinde hesabı olmayanlarla bir birlikteliğe gitmesi gerekiyor diye uyaran baş hocaya sahip çıkması gerekiyor. Profesör Doktor Haydar Başbey'in tezine sahip çıkması gerekiyor. Bugün Rusya gibi bir ülke bu insanın efendim ilmine kıymet verdi, ilmine değer verdi, ekonomik modeline can simidi gibi sarıldı. Evet. Şimdi iktidar efendim düşürülen uçağı savunduğu dönemde biz o zaman yine diyorduk, yani bu uçak hadisesi olamaz, bunu Türkiye düşürmüş olamaz, burada hiçbir menfaati yok. Bugün iktidar kendileri ifade ediyorlar, uçağı düşürenler de efendim FETÖ'cü olabilir veya böyledir diye. Evet. Ha şimdi biz çok yönlü bir kuşatma altındayız. Evet. Bir hayat memat meselesi, bir kurtuluş savaşını yeniden bu mücadeleyi verme dönemidir. Kurtuluş Sayın savaşı Karaca, vermek Atatürk'sü olmaz. Sayın Karaca, çok o sebeple de efendim son olarak şöyle ifade edeyim. Çağın Atatürk'ü Profesör Doktor Haydar Başbey'in milli devlet, sosyal devlet teziyle, yani siz bugün Amerika'nın
efendim FETÖ darbesine karşı asker, polis, Türk milleti karşı durarak önleriz ama onların bir dolar borsa oyunuyla efendim döviz darbesine karşı duramayabilirsiniz. Peki. Bu sebeple de herkesin ilmi olan, efendim feraseti olan Profesör Doktor Haydar Baş gibi bir değeri olan Türk milletinin bu değer etrafında toplanarak iktidarıyla, muhalefetiyle ve bütün bir Türk milleti olarak bu zor günü aşmamız gerekiyor. Vatan mevzubahisse efendim siyasi görüşlerin çok fazla bir önemi kalmaz. Bağımsız Türkiye hedefini yalnız ve yalnız amaç olmalıdır diyorum. Peki. Sayın Karaca çok teşekkürler yayınımıza katkı için. Evet sayın seyirciler, Yeni Mesaj gazetesi yazarlarından Sayın Yusuf Karaca bizlerle birlikteydi. Devam edelim. FETÖ soruşturması iş dünyasını da sarsıyor. Son dalgada Petkim Genel Müdürü ve Uğur Soğutman'ın sahipleri de yer alıyor. İşte yurt genelindeki operasyonlardan detaylar. FETÖ operasyonlarında iş dünyasından gözaltılar ve tutuklamalar sürüyor. Terör örgütüyle bağlantılı olan, örgüte bugüne kadar destek olan iş adamları bir bir gözaltına alınıyor. İzmir'in Ali Ağa ilçesinde kurulan Petrokimya Holding AŞ Genel Müdürü Saadettin Korkut evinde gözaltına alındı. Aynı saatlerde Korkut'un Petkim yerleşkesindeki makam odasına da baskın yapıldı. Korkut'un evinde ve makam odasında yapılan aramalarda bazı bilgi ve belgelere ulaşıldığı ifade edildi. FETÖ soruşturması, Türkiye'nin derin dondurucu devi Uğur Şirketler grubunu da vurdu. Şirket yöneticileri Mehmet Ali ve Ünal Takmaklı, pazartesi günü gözaltına alınmıştı. İki gündür süren ifadelerinin ardından, üç kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır ceza hakiminin kardeşler arasındaki ifade çarpıklığıyla, şirket ve evlerde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı delillere dayanarak tutuklama kararı verdiği öne sürüldü. Kayseri'de de operasyonlar devam ediyor. FETÖ PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 kişiden 9'u tutuklandı. Tutuklananlar arasında iş adamı Şükrü Boydak'ın eşi Aliye Boydak da var. Tutuklanan 9 kişi FETÖ adına toplantılar düzenleyip örgüte finans sağlamakla suçlanıyor. FETÖ PDY soruşturması kapsamında bugün Malatya'da 7, Bilecik'te 5, Rize'de 2, Adıyaman ve Samsun'da birer iş adamı gözaltına alındı. Bursa'da gözaltına alınan 73 kişinin büyük bir kısmının iş adamı olduğu öğrenildi. O 73 kişi arasında eski Bursa valisi Şahabettin Harput ve eski emniyet müdürü Ali Osman Kahya da var. Darbe girişiminin arkasında ABD var iddiası gündemdeki sıcaklığını korurken ABD'nin Fethullah Gülen'i iade etmeye yanaşmaması manidar bulunuyor. FETÖ'nün bu ülkede yeni okullar açması da dikkat çekiyor. Gülen son okulu Las Vegas'ta bir askeri hava üssünde açtı. Türkiye'deki başarısız darbe girişiminin mimarı olan terörist başı Fethullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde FBI koruması altında yaşamını sürdürüyor. Gülen'in darbe girişimi için Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA ile işbirliği içinde olduğuna dair her gün yeni kanıtlar ortaya çıkıyor. Amerika'nın Gülen'i iade etmemek için gerekçeler ileri sürmesi de oldukça manidar. Rusya'dan Azerbaycan'a, Senegal'den Japonya'ya kadar birçok ülke FETÖ okullarını kapatırken Amerika Birleşik Devletleri sayıları 150'yi aşan FETÖ okullarına da Gülen'le bağlantılı 200 aşkın sivil toplum örgütüne de dokunmadı. Tam aksine bu okullara ve örgütlere yüklü miktarda devlet fonu sağlamaya devam ediyor. FETÖ'nün açtığı son okul Coral Academy of Science Las Vegas. Bu okul Amerikan Hava Kuvvetleri Harp Merkezi'ne ev sahipliği yapan ve dünyanın en büüyük muharebe eğitim misyonuna sahip Nellis Hava Üssü'nde faaliyete başladı. Açılış töreninde üssün komutanı Albay William Norton, okulun müdürü Ercan Aydoğan'a okulun anahtarını teslim etti. Temmuz ayında FETÖ'ye devredilen Nellis Üssü'ndeki okulun 22 Ağustos'ta yeni dönemine başlayacağı bildirildi. He said, "I am the son of God." 5 yıldır FETÖ'nün sözleşmeli okullarındaki yolsuzlukları araştıran Amerikalı yönetmen Mark Hall, bu okulların devletten her yıl yaklaşık $500 milyon fon aldığını ifade etti.
Bugün resmen kapatılan Zaman Gazetesi'nin eski yazar ve yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar sürüyor. Lisedeki 47 isimden Ali Bulaç teslim oldu. Mümtazer Türköne ise dün akşam Yalova'da yakalandı. Fethullahçı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı dalgası sürüyor. Terör örgütünün yayın organı Zaman Gazetesi'nin eski yöneticileri ve yazarlarından 47 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Operasyonun ilk saatlerinde Şahin Alpay'ın da aralarında olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Ali Bulaç, akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Zaman Gazetesi'nin eski yazarı Mümtazer Türköne ise Yalova'da gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türköne'nin Altınova ilçesine bağlı Çavuş Köyü'ndeki ikametgahında arama yaptı. Polisinden gözaltına alınan Türköne, Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından eskiler İstanbul'a gönderildi. Mümtazer Türköne ve Ali Bulaç sağlık kontrolü için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarıldıklarında böyle görüntülendiler. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Bulaç ve Türköne ile diğer 11 zanlı adliyeye sevk edilecek. Zanlılar FETÖ-PDY üyeliğiyle suçlanıyor. Zaman Gazetesi yönetimine geçtiğimiz Mart ayında Fethullahçı terör örgütünün yayın organı haline geldiği gerekçesiyle kayyum atanmıştı. Gazete olağanüstü hal kapsamında yayınlanan kararnameyle tamamen kapatıldı. Türkiye Fethullahçı terör örgütüyle uğraşırken bir diğer terör örgütü PKK da her fırsatta güvenlik güçlerine hedef alıyor. Siirt ve Hakkari'de terör saldırılarında 3 asker ve 2 polis şehit oldu. PKK terörü tırmanışa geçti. Bir günde 5 şehit birden verdik. İlk kara haber saat 20.45'te Siirt'ten geldi. Siirt Eruh Karayolu'nun Karaboğaz Köyü yakınlarında bir menfeze, terör örgütü PKK mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcı, zırhlı askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Şiddetli patlamada araçta bulunan uzman çavuşlar Nuh Kürşat Temüzürek ve Osman Yıldırım'la Er Mikail Yaşa şehit oldu. Saldırıda yaralanan bir asker Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yerine jandarma özel harekat ve olay yeri inceleme timleri sevk edildi. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlatıldı. 3 şehidin acısı 3 baba ocağına yayılırken saatler 22'yi gösterdiğinde teröristler bu kez Hakkari'de saldırdı. Van istikametinden getirilen patlayıcı yüklü araç kent merkezi girişindeki Depin polis kontrol noktasında infilak ettirildi. Patlamada ikisi ağır 12 polisle bir vatandaş yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan polis memurları 25 yaşındaki Hamza Irmak ve 34 yaşındaki Abdullah Bozkurt şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye takviye kuvvetler gönderildi ve geniş çaplı operasyon başlatıldı. Siirt'te şehit olan 3 asker için Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Piyade Er Mikail Yaşa'nın naaşı Malatya'ya, Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyüreğin naaşı Kayseri'ye ve Uzman Çavuş Osman Yıldırım'ın naaşı Kırıkkale'ye uğurlandı. Hakkari şehitleri içinse Van Ferit Melen Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Hamza Irmak'ın naaşı Ankara'ya, Abdullah Bozkurt'un naaşı da Yozgat'a gönderildi. Şehitlerden Piyade Er Mikail Yaşa aynı gün son yolculuğuna uğurlandı. Malatya Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen törende annesi diye Yaşa güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından Er Mikail Yaşa'nın Türk bayrağına sarılı naaşı askeri top arabasıyla garnizon şehitliğine götürüldü. Şehit asker burada gözyaşları arasında toprağa verildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi anlattı. Kılıçdaroğlu bu buluşmada varılan anayasa değişikliği konusunda ortak çalışma yapma kararı hakkında da açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ve MHP liderini ilk kez Beştepe'ye davet etti.
Davete olumlu karşılık veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o görüşmeyi anlattı. Bir devlet krizi yaşadığımızda malum böyle bir ortamda biz hayır işte böyle çocuklar gibi ben geçmişte bunu demiştim asla gitmeyeceğim demedik. Ben o dönemde de olağanüstü bir durum olursa elbette gideriz demiştim. Olağanüstü bir durum vardı, gittik tabii. Ha dört siyasi partinin liderinin de orada olmasını isterdim ben doğrusunu isterseniz bunu da ifade ettim. Kılıçdaroğlu, Beştepe buluşmasında kararlaştırılan anayasa değişikliği konusunda ortak çalışma yapma kararı hakkında da açıklama yaptı. 60 madde de gündeme geldi ama 60 madde daha uzun süreli bir zamanda ele alınıp değerlendirilebilir diye ifade edildi. Doğru, yani sonuçta bizim anayasayla ilgili düşüncelerimiz belli. Biz anayasanın ilk 4 maddesinin korunmasını istiyoruz. 2, parlamenter demokratik sistemin korunmasını istiyoruz. 3, anayasayla beraber darbe hukukunun, diğer yasaların da ele alınmasını ve Türkiye'nin tümüyle darbe hukukundan arınmasını istiyoruz. Siz... Yine anayasada anladığım kadarıyla sadece yargı ile ilgili düzenleme olacak. Hı-hı. Ve bunlar daha sonraki anayasa değişiklikleriyle ilgili daha sonra tekrar bir araya gelecek 60 misiniz? 60 madde dahil. Eğer uygun yani sonuçta çağrı gelirse böyle bir çağrı olur. Evet, gündemden öne çıkan gelişmelerle karşınızdaydık. Bir başka bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.